Merhaba arkadaşlar. Bu sırada herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 19 Eylül Salı Kocaeli yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Kocaeli'de 8 koşulu bir programımız bir altınımız olacak. Bizler birinci dörtlü ganyan oynayacak arkadaşlar için tabii kendimize deniyoruz. Bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tüm yarı severlere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim yorumlarda videomun altında beğen butonuna basarak bana destek vermiş olur destek vermiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum Evet birinci koşu saatimiz 17.45 gösteren şartlı 3 4 ve Arapların 2000 metre kuma çıkıyor 9 safkanımız yer alıyor 4 ile 9 dolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar Evet burada 4 nolu Erlikan Mehmet Kaya eşliğinde piste çıkacak yaptı son Ankara eşliğinde derecesi kalsa da Gökhan Kocakaya ile start almıştı ee, ben burada hem Bursa hem Ankara'da ondan önce koşulları kazanan bir Erlikan'dan bahsediyoruz. Kocaeli'de de e, boy göstermişti koşulları vardı. Ben ekür avantaj değilinde 4 benim ilk tercihim 5 nolu Derviş Bey Mustafa Çiçek geçtiğinde değerlendireceğim. İkinci tercihimiz grubun çok kaliteli bir ismi. Ee, yani geri planda kalmasının sebepleri e, baktığımız zaman son iki yarışı e, Elazığ'da e, boy gösteriyordu zaten koşullarına. Kocaeli'de de aynı şekilde e, sevdiği piste e, koşacağını düşünüyorum ben. E, Derviş Bey ile Mustafa çekte şans vermemiz doğru olacaktır. Ve de burada korkmaz efe diyeceğim. Berkan Gökçe ile bu safkanına da dikkat diyeceğim. 4-5-1 birinci dörtlü dayanın için öğreneceğim 3 safkan Evet ikinci koşu şartlı 4-2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum 5 safkanımız yer alıyor. 7 plasa ve birinci üçlü kaynımız bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya tempoya verecek 1. nolu safkanımız olsun 4-5 yani e, bunları 2de katılacaktır. Sabırla arkada bekleyip sonlarda müthiş ataklarla geleceğini düşündüğüm son koşusunda da bir nolu safkanımızla koşmuştu. 21 günlük e, arası var Mustafa Çek'le koşuyu kazanmıştı. Şimdi Sadık Altay'la piste çıkacak. Baktığımız zaman yani burada bir tek pardon bir ile dört nolu safkanımızla beraber koşmuşlardı. Onlar da geçme başarısı göstermişti. Ben burada risk alacağım. Üç nolu Rüzgar Celal diyeceğim Sadık Altay'la. Sonlarda müthiş atakları var bu safkanın. Koşuyu çalmasını bekliyorum yarın ben. Banko tercihimi bu safkandan yana kullanacağım. 7 plase hem de 1. 3'lü gayen için hem de 1. 4'lü gayen 2. ayana tekabül eden bu koşta risk alıp 3 rüzgar celal benim yarım bankom olacak. Evet ikili için zaten 2 ile 4'ü arkasına bağlı bir ikili deneyebiliriz. Hatta bir de olabilir Mustafa Çiçek'te çünkü bunun ikilisi para verir 3 kazandığı takdirde sevgili dostlar. Evet geçelim 3. koşu altılı ganyanımız başlıyor. Şartlı 4, 3 yaş şaraplar 1500 metre kum 4 ile 5 nolu. Baranın gücü ekir olarak piste çıkıyor. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada koşuya baktığımız zaman Mir Bey, e, Muhammed Birbilgin ne 2'de 1 yaptılar. Son yaptığı Kocaeli işinde 1400'ü. E, rahat bir koşu çıkartarak kazanmasını bilmişti. Yine koşunun en şanslı ismi olacaktır. 2 benim ilk tercihim. ikinci atım 8 Uçan Yaprak. Geçen koşulda zaten sizlere üstüne basarak önerdim. E, Mehmet Kaya'la çok formda geliyor Uçan Yaprak dedik ve de bizi de yanıltmadı, kazanmıştı. Mesafı uzasa da yine Mehmet Kaya'la iyi bir koşu gelecektir. 8 ikinci tercihim. 5 nolu safkan Mertcan Çelik'le ikili 2 iki yaptılar. Kocaeli 1400 Kocaeli şartlı 2 kazandı. Meydana veda ederken iyi bir performans sergiledi. Sonra bir yedincilik ve sekizincilik ayrıldı ama ben e, sevdiği Kocaeli pistinde e, Çelik'le tekrar buluştu. Baran'ın gücü diyeceğim Ekürler. E, üçüncü tercihim. Üç nolu Sapkan Mahmut Turan'ı üstünde ilk defa görüyoruz. O da Kocaeli 1200 işinde iyi bir koşu çıkarttı. E, Baran'ın gücü, bitirim, kral bunlar da geçme başarısı göstermişti. Gör, Görkem Özçelik'le Üçü de ihmal etmeyeceğiz ve de bir no, Demir Duran Ali Yıldız'ı deklere görüyoruz. ikinci kez mutlaka değerlendireceğiz. 2, 8, 5, 3 ve 1. Üçüncü koşu Altılgay'ımızın başlangıç ayındaki sıralamam. Evet dördüncü koşu Handikap 21. Dört vekor Araplar 1200 kum. 11 safkanımız yer alıyor. 5'li gayrımız başlayacak. Evet burada da koşuya baktığımız zaman gerçekten kaliteli isimlerin bir arada olduğu bir koşu. Yani e, defalarca beraber koştu. Birbirlerini geçme potansiyeli gösteren safkanlarımız var. Mesela 5 dolu Bal Melda, e, Nevzatla 5'te 3 yaptı. Kocaeli pistinde, Bursa pistinde müthiş işlere imzattı ama şimdi mesafenin biraz kısalması e, nasıl olacak? Tamam Bal çıkıp liderliği alacaktır. E, bir soğukluğu bitirebilir. Gerçekten e, potansiyeli olan bir safkan. Çünkü sevgili dostlar ben bal mevdayla yine başlayacağım. Altınolu gerçekçi oğlu Mertcan Çelik'le piste çıkacak. O da yaptığı son İzmir işini 1200'de 3. uzun Mehmet kazanmıştı. Ee, o gün için ben Altınoğlu safkanımıza mutlaka değerlendireceğiz. Ee, kuponumuzu olmazsa olmazlardan bir olacaktır. 4 nolu uzun Mehmet koşuyu kazanarak geliyor, formda geliyor. Mert uyar eşliğinde kesinlikle ihmal edilmeyecek bir safkan. 10 nolu Safkan'ın Efer, Adem Aslan'la yaptığı son 3 koş, e, koşusu müthişti. Son koşusunu 1400'e kazandı. Sadık Altay eşliğinde 56,5 kiloyla kazanmış. Şimdi 51,5 kiloya düşen 10 nolu Safkan'ımıza mutlaka değerlendireceğiz. 8 nolu Altın Dere ve de 3 nolu Kaşemim Kara diyeceğiz. Bu koşu için 5-6 e, ön plana çıksa da sevgili dostlar 4 10 8 ve 3 benim 4. koştaki sıralamam. Evet geçelim 5. koşu meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum 8 sapkanımız yer alıyor. 3 ile 7 nolu savkanlar ekürü 2. dörtlü ganyanımız başlayacak bu koşuyla itibaren. Evet burada bankumuz olacak o da ekürler. 7 nolu savkanın Mehmet Kaya yaptığı son Koceli işinde 1400'e bu mesafede Mis Karaköprü kazanmıştı Kadir Tokoçoğluyla ile Mehmet Kaya ile hemen arkası bir boyla ikincilikten öteye gidemedi. O gün için yapacak bir şey yoktu ama şimdi grubun uygunluğuna ben kazanmaya çok yakın diyorum. Böyle yeni oğlu safkanımız Ekürler benim bankomdur. İkili için e, Misano Gökhan Gökçe ile iki yarış gördü. Bursa'da Çim'de 1200'e 8. Son kosu 1400 Bursa'da e, iyi bir performans sergiledi Gökhan Gökçe ile. E, bir üçüncü gelletti ikincilik şansına sahip bir safkan. 6 ve de bir nolu safkanımız e, boksör Ahmet Cemal Tun'la dikkatleyeceğim. ikili için önereceğim safkan. 7 Bankom 6 ile 1 ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet geçelim 6. Koşu, koşu kısa vadeli 3 yaşlı İngilizler 1400 kum 6 safkanımız yer alıyor. 2. Üçlü Gayanımız başlayacak bu koşuyla itibaren. Evet baktığımız zaman Winning Dancer e, Nevzat Avcı yla. Yani grubun kaliteli bir ismi. Yani koşuyu lehine çevirebilir mi? Çevirebilir. Tabii ki burada Allah Paşa ile bir kere koştu. Onu Çavdarlı'ya geçildi. Son of Sümer'e geçildi. yani ilk tercihimiz olarak değerlendireceğiz. Sonra 5 nolu safkanımız. 1 nolu Gokko Bey. Muhammed bilginle mutlaka mutlaka kuponlarda olsun. O da son koşusunu Muhammed Birbirine Kocaeli Handikap 16'yı kazanarak geliyor. Bu koşuya külü alsa da e, kuponumuza olacak. Ve de İkinoğlu Tayla Paşa diyeceğiz bu koşuda. Evet sıralamamız nasıl oluşacak? 3, 5, 1 ve 2 şeklinde oluştu 6. koşumuzda. Evet geçelim. 7. koşu Handikap 16, 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada tabip gözümüze çarpan ilk safkan Adem Ceylan eşliğinde piste çıkıyor. Yaptığı iki kum performansı vardı. O da İzmir'de 2000 şartlı 4. Son İzmir performansı Handikap 17'yi kazanarak Kocaeli pistine geliyor. Tabip ilk tercihimiz ikinci atım 4 nolu İzmir Efesi yaptı. Son kosunu önerdik. Kocaeli'de 2000'i kazanan şartlı 3. Ee, Bursa'da da aynı şekilde handikap 15'i kazandı. Mahmut Turan'la 4 nolu safkanımızı ikinci tercihimiz. 2 nolu Sultan Yel, Nevzat Avcı'yla ve de 3 nolu Güç Alp diyeceğiz bu koşuda. 1, 4, 2, 3 7. koşudaki sıralamam bu şekilde. Evet 8. koşumuza geçelim. 6. gayrımızın son ayağı handikap 17. 3 vekor İngilizler 1900 metre kum 8 safkanımız yer alacak. Evet burada da e, kara akrep yani gözümüze çarpan ilk safkan yaptığı son 4 koşusu ikinci birinci şartlı 3 2000 kazandı. E, son koşu şartlı 4 19 bu mesafede kazandı. Geçtiği safkanlarla yine koşacak kuyruklu prenses prinze herhalde Parsinian Prince herhalde öyle okunuyor sevgili dostlar. Yani o da 2 safkanımız onu söyleyelim. Ee, burada 3 nolu Kara Akrep Nevzat Avcı ile yarışı kazanma e, yani yakın gibi görünüyor. Kuponu falacak arkadaşlar 3 Kara Akrep'e yönelebilir. Alternatif bir banko diyelim. Sonradan 5 nolu Kevin Lomax o da yaptığı üst üste 2 koşu gördü. Ankara'da Handikap 16-2200. Bursa'da 2100'de yarım boyla aslında kazanacağı koşuda maalesef e, geçildi ayağın kurşunla o gün için bankumuzdu ben Kevin Lomak'san da Adem Aslan'la bomboş kiloyla e, bu koşuya katılacak son yaptığı koşuna ayağın kurşun 60 kiloyla start almıştı 10 kilo bir farkla koşuya girecek yani 3-5 yeterli gibi görünüyor sürpriz arayacak arkadaşlar için 7 ile 1'e dikkat diyebiliriz 3-5 çizgi 7-1 e, sürpriz adaylarımız Evet Bursa için pardon Kocaeli'den e, Kocaeli programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı. Bursa, e, Bursa'dan Kocaeli için aktaracağımız safkanlar bunlardı sevgili dostlar. E, bakalım inşallah Ankara ile başlayıp Kocaeli ile noktayı koyarız. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.